Şu anda da bu istikamette yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Yoksa burada her şey rahat. Burada huzur var. Burada rahat var. Ama şu elektriklerin yanmadığını düşünün. Suyun olmadığını düşünün. Yani 94'teki İstanbul'un halini düşünün. Onlar İstanbul'un halinden daha da berbat. Onlar daha da berbat. Biz hiç olmazsa bidonlarla taşıyacak su bulabiliyorduk. Onlar onu da bulamıyor. Böyle bir sıkıntının içindeler. Biz şu anda atılan bu adımın bu yöne itibariyle çok çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve hamdolsun işte bugün 14 bin tonluk gemi Aştot'a yanaştı ve orada birçok şeyler Gazze'deki kardeşlerimize Kızılay, Afat ve diğer kardeşlerimiz vasıtasıyla dağıtılacak ve şu anda dağıtılmaya da başlandı. Ve bunu da her ay birkaç gemi göndermek suretiyle inşallah devam ettireceğiz. Biz bu adımları atarken dışarıdan dedim ya hiç önemli değil. Ama içeriden aynı hedefe kilitlenmiş olanların yaptığı eleştiriler bizi üzmektedir. Herkes yerini bilecek. Herkes konumunu bilecek ve eğer bu konum bilinmezse bu yerini herkes bilmezse bu birlik olmaz bu beraberlik olmaz bu kardeşlik olmaz sadece birliği beraberliği kardeşliği ne yazık ki dağıtmak olur biz buna evet diyemeyiz ama kim ne derse desin biz bu yolda inanarak kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz ve bizim Filistin'de, Gazze'de ne yaptığımızı oradaki kardeşlerimiz çok iyi bilir. Bunu kimseye de bizim buralardan, mikrofonlarla, meydanlardan anlatmamıza gerek yok. Şunu şunu yaptık demeye gerek yok. Biz at denize balık bilmezse halık bilir anlayışıyla yola devam ediyoruz. Ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim. Gelin şimdi burada sizlerle son günlerdeki gelişmelerin de bir muhasebesini, murakabesini yapalım. Türkiye'nin önünde terör denen bir musibet var mı? Var. Türkiye'ye karşı ihracattan turizme ve borsaya kadar her alanda varlığını bildiğimiz bir ekonomik taarruz var mı? Var. Suriye meselesinin bugünkü haline evrilmesinin sebepleri arasında ülkemizi güneyinden kuşatarak Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile fiziki bağlantısını kesme amacı var mı? Var. Bu yüzden 600 bine yakın masum Suriyeli kardeşimiz hayatını bu arada kaybetti mi? Kaybetti. Aynı şekilde Irak'ta da ülkemiz aleyhine benzer oyunlar sahnelenmeye çalışılıyor mu? Çalışılıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi müttefik dediğimiz batılı devletler Türkiye'ye karşı bölgede ikircikli bir politika izliyor mu? İzliyor. Türkiye'nin bu cendereyi aşmak için hareket alanını genişletmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu yönde atılan adımların Uluslararası ilişkilerin doğası gereği bizim olduğu kadar karşı tarafın da işine gelmesi şart mı? Şart. Şayet bu adımları atmazsak Suriye'de ve muhtemelen çok yakında Irak'ta ve Libya'da işlerin çok daha kötüye gideceği açıkça ortada mı? Ortada. Öyleyse bu manzara karşısında kollarımızı kavuşturup öylece oturacak mıyız? Elbette hayır. Bölgemizde yaşanan krizlerin düğümünü çözeceksek biz çözeceğiz. Çünkü bunun acısını yaşayan bölge halkıyla birlikte biz diğer ülkelerin Amerikasıyla, Rusyasıyla, Avrupasıyla hatta İran'ıyla bölgemizdeki acıların derinleşerek sürmesinden dolayı herhangi bir zararları, herhangi bir kayıpları yok. Sınırda olan ülke biziz. Tam tersine bu durum onların işine dahi geliyor. Oysa bölgemizde kendi sınırlarımız içinde ve dışında yaşanan tüm can kayıpları bizim kaybımızdır. Ekonomik kayıplar da bizim kaybımızdır. İşte buçuk milyar dolar sadece faturalı harcama yaptık. STK'ların, belediyelerin yaptıklarını söylemiyorum. En az bir o kadar da onlar yaptı. Biz Suriye'deki, Irak'taki Filistin'deki Libya'daki kardeşlerimizi tıpkı Balkanlardaki Kafkasya'daki Orta Asya'dakiler gibi kendimizden ayrı görmüyoruz. Mearic noktamızdan asla taviz vermiyoruz. Ama şartların önümüze getirdiği fotoğrafa göre de yeni politikalar belirlemekten geri durmuyoruz. Bunu yaparken de şehitlerimizin ecdadımızın tarihimizin kardeşlerimizin karşısında mahcup olacak bir tavrın bir pazarlığın içine asla girmedik, girmeyiz. Tüm insanlığın vicdanının suskun kaldığı her yerde Türkiye olarak sesimizi yükseltebilmek ve daha önemlisi sesimizi dinletebilmek için hem güçlü olmak hem de etkinliğimizi artırmak mecburiyetindeyiz. Bu ülke sadece bizim, sizin 79 milyonun ülkesi değildir. Yüzlerce milyon mazlumun, mağdurun, garibin gözü de, gönlü de inanın bu ülkeye dönmüş durumdadır. Kendi geleceklerini bizim geleceğimizle eş tutan bu insanları hayal kırıklığına uğratamayız. Sorumluluğumuz büyük. Biz de önümüzdeki şartlar ve imkanlar çerçevesinde bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim. Makam, mevki, mal, mülk bunların hepsi geçicidir. Asıl olan hep söylediğim gibi bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Kimilerinizde yarım asrı bulan dostluğumun olduğu sizlerden ricam hep birlikte işte bu hoş sada için çalışmamızdır. İkbal hesaplarını geride bırakmış olmanın verdiği rahatlık ve huzurla ülkemize ve milletimize daha fazla, daha güzel neler kazandırabileceğimizin gayreti içinde bulunmalıyız. Unutmayalım ki bir alanda hizmet imkanı kalmadığında diğer alanlar bizi bekliyor. Ülkesine, milletine davasına faydalı olmak isteyen için yolda çok, imkan da çok. Sivil toplum faaliyetleri siyasetten, bürokrasi iş adamlığından daha az değerlidir.